Alkışlar. Son yarışmacımız Sayın Afet Gür Orman için. Afet Hanımcığım, daha rahattınız siz. Bu alkışlar ışık falan mı geldi size acaba? O kadar rahattım. Buraya gelince ne oldu? Böyle? Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Gerildim bir tık. Demin yani hani bir... Çarpıldı, heyecan yaptım. Bekledim. Dışarıdayken böyle bir arkadaş grubu gibiydik pek yani. Pek iyiydik. Evet, siz de sanki grubun en favori elemanı gibiydiniz. Grup başkanı. Şimdi buraya geldik, bir anda bir sessizlik. Sanki bir, gerçekten kız istemeye gelmişsiniz gibi. Biraz önce şakasını yapıyordunuz ya, damat anası gibiydi. Gibi. Niye böyle oldu? Yok, tamam. İstim Hanım'ın 9200 mü korkuttu sizi? Ya. Hepimizi korkuttu vallahi. Hepimizi korkuttu. Afet Hanım beni daha çok korkuttu. Bak, ben görür görmez diye yarışmak istemiyorum. Afet Hanım beni daha çok korkuttu diyor. Korkmasın. Çok güzel yarıştı ama rakiplerimiz de. Güzel yarıştı. Çok İrem Hanım yarıştı. Da çok güzel evet. Yarıştı. O talihsizlik oldu işte orada. Büyük talihsizlik değil mi? Dezenfektana. Aynı. Dezenfeksiyon. Söylüyor. Nerelere gittik? Ama dezenfekteye inemedik. Berkay Bey'inki. O da. Değil mi? Aynı soruları size sorsaydım daha rahat hareket eder miydiniz? Bazılarında oldu evet. Hep telaştan. Bazıları rahat. Evet o işte benim ben de yapabilirim. Yapmayın. Bilmiyorum ama. Yapmayın. İki defa yaşandı bir. Üçüncüsü gerçekten. Yaşanmasın. Gerçekten. Çocuklar, torunlar hepsi tembihlediler ama. Ne dediler? Anneanne dikkat et. Babaanne dikkat et. Şimdi anne butonu iyi kullan. Onu bana da bırakabilirsiniz. Ben de kullanabilirim onu. Dikkat edilmesi gereken kısım şu. Bazen cevabı verdikten sonra yarışmacı sanki buton nereye gitmiş gibi aranıyor. Onu yapmayın. Durdurun. Durdurduktan sonra 30 saniye var zaten. Cevabı her şekilde yapıştırırsınız. 6 tane harf alacağız. Gördüğünüz sorular ılımlı. 6 tane harf almadan da halledilebilir. Yeter ki dediğiniz gibi süreyi iyi kullanalım. Bir de gereksiz heyecanlara gark olmayalım. Derin bir nefes. Ben sizi biraz daha rahatlatacağım. Öyle. Hiç merak etme. Haydi. Küçük bir reklam arası verelim mi? O daha iyi olur. Efendim küçücük bir reklam arası veriyoruz. Geri döndüğümüzde şampiyonumuz İslim Hanım mı olacak? Afet Hanım mı olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Küçük bir aradan sonra. Afet Hanım için alkışlar. Çünkü son noktayı koyacak olan isim Afet Hanım. İslim Hanım 9200 puanı tekrar hatırlatayım size. 4 saniyede arttırdılar. Sona doğru biraz telaşlanmasa daha fazlasını olacak da arttırırlar. Evet işte o panik hali şaşırtıyor insanı. Halen panik halinde. Hop oturup hop kalkıyor vallahi. Şimdi onu işte... Diğer yarışmacı devam ettikçe oraya da şey oluyoruz. Değil mi? Onu da takip ediyoruz. Sirayet orada ediyoruz. Da yarışıyoruz. İster istemez. Şimdi düşünmeyin onları. Tamam. Kendimi düşün. Önümüzde 14 tane soru var efendim. Lazım olan da 6 harf alıp 14'üne birden cevap vermek. İnşallah. Umarım. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Para için kesintisi yapılmamış, ağırlık için darası çıkarılmamış. Mesela maaş kesintisi yapılmamış. Brüt. Nedir? Brüt. Durdurdular. Brüt cevabını 400 puanı kenara koydular. Hem de 11 saniyede. Bence bunda ikinci soruda daha da hızlı olursunuz evet. Siz. Buyurun geliyor. Ülkemize özgü bir tür kıyı teknesi. Taka. Oldu bitti. Giderek hızlanarak. Çok güzel. 5 harflidir efendim. Bir gazın adıdır. Bu bile yeter. Ama bir de şöyle okuyayım. Bataklık gazı da diyorlar. Metan. Çok güzel, harikasınız. Afet Hanım. Tamam efendim. Vallahi bak. İslim Hanım'ın tarzına benzettim. Hadi inşallah. O da böyle çok heyecanlı gibi geldi. Aman ne yapacağım şimdi gibi geldi. Sonra aldı götürdü. Aynısı. Aynısı. Buyurun gelsin 5 harfli cevapların sonuncusu. El yordamıyla ölçülen uzunluklar için... Karış. Ölçü birimidir karış. Harika. Şimdi sirkleri izler miydiniz? Eskiden televizyonda da çok yayınlanırdı bu sirkler. Hı, aklınızda kalan vardır değil mi? Var. Belli gösteriler. Evet. Oralardan efendim çıkartacağınız, dağarcığınızı yoklayacak, oralardan bulacağınız bir kelime. Batı kökenli bir kelime. Şöyle soru verdik biz ona. Sirklerdeki gösteri salıncağının ismiydi bu. Neydi bunun ismi? Hani o üçlü salto falan attıkları. Onlara da zaten nokta noktacı deniyordu. O gösteriyi yapanlara. Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Alalım bir tane. Rahatlatır. T ile başlıyor. Batı kökenli. Trapez. Neydi o? Trapez. Trapez gayet güzel.
Sizi böyle biraz havuzlara, tramplene doğru götürecektim de korkuyordum kafanızı karıştırmayayım diye. Hiç bana da ihtiyaç duymadınız. Tebrik ederim efendim. Yine Batı kökenli bir kelime ama daha yaygın kullanılan bir gerecin adı. Türkçesini de biz sorunun içerisinde verdik. O pek kullanılmaz. Pek kullanılmaz ama andaç. Ajanda. Oldu bitti. Takvim ve not defteri. Haydi yedi harfler. Tek kelimedir efendim. Bu da aslına bakarsanız bir bilim dalı olarak ele alınması gereken bir şeydir. Ama halk ağzında kullanılan haliyle şöyle bir soru yaptık size. İçinde bulunulan yerin ses düzeninin uyumu. İçinde bulunduğumuz yerin ses... Ne diyelim? Akustik, Ben olsam durdururum sonra yapıştırırım cevabı. Akustik. Akustik. Oldu bitti. Her şey yolunda bir tanecik harf aldınız. Bir tanecik harf aldınız. Bir dakika sekiz saniye gibi gayet kısa bir sürede soruların yarısını da bitirdiniz efendim. Aşağıdaki sorulara bakıyorum. Şimdiye kadar cevapladıklarınızdan daha dertli şeyler değil. Açıkça söyleyeyim. Hele ikinci yedi harfli cevabınız kalıplaşmış bir tabir. Bir sözcük dizisi. İki kelime nefes bile almadan cevaplarsınız siz bunu. Buyurun gelsin. Diyor ki zamansız ve beklenmedik misafirlikleri niteleyen bir sözcük dizisidir. Nasıl geldiler bunlar? Çat kapı. Çat kapı geldiler. Ha gayret 8 harfli cevaplar. Birer kelime ikisi de mastarla bitmekte. Buyurun bakalım. Yine aynı hızla cevaplanabilecek sorular. İlki şöyle. Bir şeyi gereksinimi karşılayacak şekilde kullanmak, idare etmek. Yetinmek. Yetinmek mi o yoksa o şeyi? Yetirmek. Yetirmek. Gayet güzel. Tebrik ederim Afet Hanım. Buyurun ikinci sekiz harfli cevap ilkinden kolay vallahi. Tek kelime yine mastarla bitiyor. Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak. Eşkalte. Mekmakla bitsin. Ha. Tek kelime olsun mekmak diye bitsin. Benzer yanları bulunmak, birbirlerini çağrıştırmak. Özdeşmek? Hayır. Bir harf alayım. Çok daha yaygın kullanılan bir kelime çağrıştırmaktan. Mesela aynı babasının halleri bunlar. Aynı dayısı. Bak burnu filan aynı dayısı. Benziyor. Çağrıştırıyor. Bir harf daha lütfen. Almayın. Neyse aldık ikinciyi de. Yeter. Sesli harfle başlıyor. Sen bak onu zaten biraz böyle bir İngilizleri biraz. Bir İngiliz tipi var bunda. Böyle bir yani buldunuz mu? Buldular. Afet Hanım siz de bulursunuz. Sesli harfle başlıyor bakın. Sesli harfle başlıyor sonu mastar zaten. Mekmak. Benzer yanları bulunmak, birbirini çağrıştırmak. Andırmak. Andırmak. Bir küçücük basiret bağlanmasıydı bu. Güzel atlattınız. Güzel atlattınız hiç dert yok. Bir dakika 18 saniye var. Son dört soru. O dört sorunun içerisinde isterseniz üç tane harf alabilirsiniz. Her şey yolunda maşallah. Buyurun gelsin. Yine Batı kökenli bir kelimedir. Satışı arttırmak için yapılan özendirme ve ayartma kampanyası. Biraz reklam. Kaba oldu ama öyle. Reklam. Reklam sadece ayartma. Bir de özendirme var. Batı kökenli bir de kelime. Mesela özendirme ürünü. Buyurun size bunu verelim de biraz özenin. Promosyon. Promosyon gayet güzel. İki kelimeden oluşuyor. Bu sorunun size gelmesi beni çok memnun etti. Bir de ben de memnun olmak istiyorum. İnşallah. Çünkü hakikaten sizin niteliklerinizden birini evet. Anlatan bir tabir. Hatta ikisini anlatan bir tabir. Buyurun bakalım. Bir söz dizisi, iki kelime. Çok neşeli, hayat dolu anlamlarında bir tabir. Şen çakra. İşte bu kadar. Dur bakalım. Burada da bir tane harf alınır mı? Alınır. Kaç harfim kaldı? Efendim yani sizden sonra yarışacak kimse olmadığı için üç tane harf alabilirsiniz. Kaç sorum var? Üçünü birden alırsınız. Son iki soru. Son iki soru. Bu çünkü akla birden fazla cevap getirebilecek bir soru. Hiç risk almaya gerek yok. Bence bir harf alalım. Baktık olmadı bir tane daha tamam. Alabiliriz. Çünkü mastarla bitmekte. İnşallah mastardan gelmez o. Tamam. Görelim.
argoda dağıtmak, bozmak, tozunu attırmak. Darma duman. Gibi bir şey. İki kelime ama. Mekmak. Çok uzağa gitmeyin. Dağıtmak. Orada bozmak, var. Tozunu attırmak. Bozmak, tozunu atma. Toz atmak. İlk değil. Söylediği insanın daha doğrudur harf. Her zaman. Bir harf alın. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bir harf alın. Ortalığı bulandırmak. İki kelime, iki kelime. Alın bir harf daha. Bir harf daha evet. Aldık bir tane daha. İki kelime. Mekmak sonu. İlk aklınıza gelen çok bir doğruydu. Bir harf daha lütfen. Bir tane daha ama durduralım artık. Bir tane daha alalım durduralım ama. Durdurun, durdurun, durdurun. Duman atmak, duman etmek. Duman etmek yedi Fuat. Bak andırmaktaki oldu gene. Aman deyin. Sonuncuda bir şey olmasın. Lütfen. Artık harf alamayız. Harflerin hepsini kullandık. Yapılması gereken şey soruyu gördüğümüz gibi. Son soru. Evet son soru son cevap. Tokadı indirmek. 4 saniyeden daha aşağı düşmemeliyiz efendim. Aman dikkat. Tamam. Buyurun gelsin. Dur. Hayrını görmeyesin. Anlamında bir beddua tabiri, ilenme tabiri. İki kelime. Eyvah. Aşın. Hayır, hayır, hayır. Hayır Afet Hanım. Hayır. Dert olsun. Ne olsun? Dert olsun. Hayır, dert olsun. 9 harfli çok uzağa gitmeyin. Birini buldunuz. Dertlenmek. Hayır. Dert. Dertten kurtarın kendinizi. Kurtarın dertten kendinizi. Aman diyeyim. Olsun. Ha gayret. İki kelime. Hayrını olsun. Görmeyesin. Anlamında bir ilenme tabiri. Duman olsun. Duman olsun değil. Duman olsun. Etmek yukarıdakiydi. Duman olsun. Olsun ne olsun. Hayrını görmeyesin. Ne olsun. Ama niye bu tekini söylemiyorsun? Ne? Hangisini söyleyeyim? Helal'i söyle. Helal nasıl söyleyeyim? Ah o biraz. Bir alkış daha bize. Küstünüz mü bana? Küsmeyin. Asla. Küsmeyin. Yok canım niye küsüyorum? Zaten efendim bu kelimeyi sizin cevaplayamayacağınızı ben anlamıştım. Sizin gibi kibar, içten bir insan böyle ilenme diyemez, tabirleri dedim. Kullanmaz. Ondan oldu. Kullanmaz. Duman olsun dedim çıktım. Duman olsun dediniz. İşin içerisinden sıyrıldınız. Bir alkışı daha hak etmediniz.